SkyTerik 360 ekranlarındasınız. Powerbasen yaz programı başladı. Her cuma olduğu gibi yine sizlere offshore ile ilgili son gelişmeleri bildireceğiz. Ve bu kez yanımda ayağının tozuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönen İstanbul Offshore Kulübü Genel Sekreteri Sayın Emre Güler de yanımda. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ama benden daha sonra yeni ayakların tozuyla bizlerle birlikte olan çok önemli konuklarımız var. Çok önemli konuklarımız var ve hepsi de ayakların tozuyla yurt dışından geldiniz hepiniz de. İşte yurt içinden katılan bir tek ben varım şu anda zannediyorum bugünkü yayına. Hemen konuklarımızı da sizlere tanıtmak isterim. Yabancı takımlarımızı bize iki tane yabancı takımın gelmesini sağlayacak olan Gustavo Bahia konuğumuz. Welcome to Turkey and welcome to our studio. Thank you very much. I'm very pleased to be here. How are you today? Very fine. And it's first time I in Istanbul. I've been in Turkey before, in Izmir a couple of years ago in class one, and now I'm honored to be back and with my team to be participating on the championship, which is something that I have to be very grateful to my great friend Ugo Rizik and this a great work that he has been doing for Powerboat for the last 9 years here in Turkey. Mm-hmm. And I'm really proud to be with my team participating on the championship this year. Yes. Aslında İzmir duyunca ben hemen tabii ki daha öncesinde İstanbul dışında ilk olarak İstanbul'da ilk defa bulunduğunu. Evet, Türkiye'ye İzmir'de, ikinci evet, gelişi. İkinci gelişi ama İzmir'de. I was born in İzmir. So, oh. Yes. I like the place and we are very lucky there. Evet, evet. İlk olarak İzmir'de bulundum. İstanbul'da ilk kez bulunduğunu söyledi bize. İzmir'deki yarışlar 2002 yılındaki Class 1 yarışları sırasında aslında hala sözü edilen değil mi? Çok konuşulan evet. O Class 1 yarışlarında. O yarışlar sırasında Türkiye'ye geldiğini, bu sefer Türkiye'ye İstanbul'a ilk gelişi olduğunu Class 3 225 Dünya Offshore Şampiyonası'na iki takım getirmekten dolayı mutluluk duyduğunu, başkanımız Uğur Işık'ın eski arkadaşı olduğunu ve ona destek vermekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Evet. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Teşekkür ederiz. Sorularımıza devam edeceğiz ama hemen diğer konuğumuzu da ben sizlere tanıtmak istiyorum. Aslında Galatasaray takımını takip edenler, Galatasaray fanları onu çok yakından tanıyorlar. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon pilotlarından da kendisi ve gerçekten çok da başarılı bir çizgi elde ettiler değil mi? Geldiklerinde bir takım sorunlar olmuş olsa da. Francesco Radialli, Galatasaray'ın pilotlarından. Welcome Francesco, our studio. How are you? Thank you very much. I'm very fine. Thank you very much for the invitation. I'm very pleased to be here. Evet efendim, o da kendisi de burada olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti bizlere. Hemen Francesco'ya tabii ki sorularımız olacak ama öncesinde ben hemen Emre Güler'e dönmek istiyorum. Nasıl geçti Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki seyahatimiz? Var mı bize vereceğiniz yeni haberler? 4 günlük bir seyahatti. Uluslararası Offshore Komitesi'nin bir toplantısına katıldık. Orada ağırlıklı olarak güvenlik konusu daha çok önde gündemde oldu. Peşinden bir komiserlik eğitim semineri vardı. Orada işte bir kısa benim de bir katkım oldu. Daha sonra da X-Cat yarışları vardı 2 gün. Onları izleme fırsatı bulduk. Ama şunu söylemek gerekiyor. Her gidenin söylediği gibi bizim özellikle kıyı organizasyonumuz çok daha başarılı. Bundan bahsedebiliriz. Aslında tabii ki güvenlik dediğimiz zaman bizim çıkardığımız, dün akşam da Sayın Başkanımız Uğur Işık'ın yemeğimizde, bu arada bizim bir açılış yemeğimiz vardı dün akşam, yine ziyafet sponsorumuzun yerinde Portax'la hep birlikteydik. Orada bahsettiği airbag de çok ön plana çıkıyor. Siz de orada bir sunum gerçekleştirdiniz diye biliyorum, konuyla ilgili zannediyorum bir merak edilenler var değil mi? Airbag sunumunu ben geçen Ekim ayında Abu Dhabi'de yapılan genel kurulda yaptıydım. Bu seferki eğitim semineri bizim yarışlarımıza gelen müşahitlerin de katıldığı, İşte dünyanın farklı ülkelerinden müşahitlere bir eğitim semineriydi. Müşahitlik eğitim semineriydi. Orada güvenlik konusunu ben işledim. Daha genel konuları işledik ama X-CAT'ten dün akşam Uğur Bey'in de söylediği o organizasyondan Airbag'e ilgi duyan arkadaşlar benle de konuştular. Bu seneki bizim yarışlardaki denememizi görmek istiyorlar. Onların sezonu bitti şu anda. X-CAT'in şampiyonu belli oldu. Önümüzdeki sezon onlar da deneyecekler. O airbag'i bizi takip edecekler, bizi izleyecekler. Peki aslında Portax demişken hemen o zaman yönetmenimden ben rica edeyim. Dün akşamdan görüntülerimiz de var. Portax'da 2012 sezonunun açılışı için bir araya geldik. Hem güzel yemeğimizi yedik hem neler hedefliyoruz, neler yapacağız onları konuştuk. Dilerseniz hep birlikte o görüntüleri bir izleyelim.